Merhaba, nasılsınız? Bugün sizler için ister meze, ister yoğurtlu salata diyebileceğiniz bir tarif hazırladım. Ana malzemelerimiz kabak ve yoğurt. Malzemelerin belli bir ölçüsü yok. Yiyecek kişi sayısına göre artırıp azaltabilirsiniz. Kabuklarını soymadan iki tane kabağı rendeledim ve sıvı yağ koyduğum tavaya aldım. Kavurmaya başladım. Kavrulmaya başlayan kabakların üzerine birazcık tuz ve karabiber ekledim. Eklediğim karabiber kabakların yoğun kokusunu bastırıyor ve bu mezeyi birazcık daha lezzetlendiriyor. Tuzu ve ısıyı gören kabaklar hemen yumuşuyor ve suyunu salıyor. Kabaklar bu suyunu çekene kadar ve hafifçe rengi değişene kadar kavurmaya devam ediyorum. Mutfağa ilk defa girecek olanların bile kolayca yapabileceği bir tarif. Dediğim gibi ister meze olarak isterseniz de yemeklerinizin yanında yoğurtlu salata olarak ikram edebileceğiniz bir lezzet. Kabaklar kavrulurken 4-5 dal dereotunu doğrayıp kenara ayırdım. Dereotu tadı ve kokusu baskın bir bitki olduğu için fazla koyarsanız tam lezzeti yakalayamayabilirsiniz. İtici bir tat olabilir. Hatta dereotunu sevmiyorsanız yerine kuru nane koyarak da bu tarifi yapabilirsiniz. 2 su bardağı kadar yoğurda da bir diş sarımsak ekleyip karıştırdım. Kabağa eklediğim tuz yeterli olacağı için başkaca tuz kullanmadım. Yoğurtlu salata ve mezeleri tadı ve rengiyle çok yakışan kırmızı biber sosunu hazırlamak için bir tavada biraz sıvı yağ ve biraz tereyağı köpürene kadar kavurdum. Üzerine de toz kırmızı biber ekleyip ocaktan aldım. Hazırladığım malzemeleri uygun bir kaba aldım ve hepsini karıştırdım. Bol lifli bağırsak dostu kabağı bir de benim tarifimle deneyin. Kabak kavrulup suyunu çektiği için mezede sulanma, kıvamında değişme olmuyor. Ben normal yoğurdun suyunu biraz süzdürüp yaptım. Eğer siz süzme yoğurt kullanırsanız gündüzden hazırlayıp akşama bile servis edebilirsiniz. İşte yoğurtlu kabak salata veya kabak mezesi servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Düşüncelerinizi bana yorumlar kısmında iletmeyi unutmayın. Videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.